Deneyimli avukat İbrahim Aytaç bu hafta avukat seçerken dikkat edilmesi gereken konulara değindi. Avukatın tecrübesinin davanın seyrini etkilediğini dile getiren Aytaç bu konuda önemli açıklamalarda bulundu. Aytaç'ın bu hafta değindiği bir diğer konu ise ticaret hukuku oldu. İngiltere'de yaşayan toplumumuz hukuksal alandaki ihtiyaçlarını avukatlar aracılığıyla gidermeye çalışıyor. Konular bazen göçmenlik, bazen ticaret, bazense sivil davalar olabiliyor. Ancak tüm bu alanlarda avukat seçiminizi gerçekleştirirken çok dikkatli olmanız gerekiyor. Alanında uzman olmayan isimler davanızın seyrini değiştirebilir. Bu konuda dikkat edilmesi gerekenleri avukat İbrahim Aytaç anlattı. Bilindiği gibi vatandaşlarımız İngiltere'de hani ticari desteğe ihtiyacı oluyor. Ticari hukuk tarafından hani lis işlemlerinin yapılması, alım satım, göçmenlik, aynı zamanda da sivil davalar. Ondan sonra da tabii ki bilindiği gibi kaza davaları da var. Bu durumlarda bizim tavsiyemiz avukat tespiti yaparken o alandaki uzman kişileri tespit etmeleri. Kısacası bir avukatın hani her alanda uzman olması imkansız. Zaten İngiltere'deki sistemde de çoğu avukat hani 1, 2 veya 3 alanda uzman oluyor. Her işi yapması imkansız ve de hani uzmanlaşması imkansız oluyor. Hani çok detaylı bir bilgisi olmuyor. Ondan dolayı vatandaşın davasını olumlu bir şekilde sonuçlandırması veya pozitif bir sonuç alması zor olabiliyor. Bizim tavsiyemiz hani herhangi bir ne tür davaları varsa bu araştırmayı yaptıklarında herhangi bir claimleri varsa, en basit yani bir personal injury claimi varsa sadece o işlerine uğraşan avukatları tespit etmeleri veya alım satım işlemleri varsa benim tamamen o işlerine uzman olan, yıllardır o işi yapan kişilerle çalışmaları, göçmenlik davalarında da aynı şey geçerli. Her işte aktif olan avukatların çalışmaları biraz sıkıntılı olabilir. Çünkü kişi özellikle bir alanda daha profesyonelce, daha deneyimli olabiliyor. Farklı alanlarda uzmanlık bu konuda da önem arz ediyor. Bizim firmamızda da zaten hani her alana bakan değişik bölümlerde çalışan avukat arkadaşlarımız var. Ben göçmenlik konusunda ağırlıkla işlem yapıyorum. Aynı zamanda alım satım ticari hukukuna bakıyorum. Ama herhangi bir sivil dava geldiğinde firmamızdaki diğer avukat arkadaşlara tabii ki yönlendiriliyor. Veya herhangi bir claim işi varsa o da aynı şekilde firmanın içindeki claim işini yapan avukatlara yönlendiriliyor. Ve de o kişiler de aynı şekilde bana yönlendiriyor. Yani benim birebir o davaları alıp yapmam o müvekkil için aslında bir artı değil, bir negatif bir şey. Olumlu bir sonuç alması da sıkıntı olabilir ve de hani daha uzun sürebilir. Uzman olmadığımız bir alan olduğumuzdan dolayı firmanın içinde gerekli konularda uzman kişilerle çalışmalarını zaten o şekilde yönlendirme yapılıyor. Sizler de davalarınızın işleyiş sürecinde sürprizlerle karşılaşmak istemiyorsanız alanında uzman isimlere danışmanız gerekiyor. Londra'daki yani Türk toplumuna hizmet eden avukatlık firmalarından bahsedersek yıllardır işte belli alanlarda işler yapan firmalar şu anda hani farklı alanlara girmeye çalışıyorlar. Genellikle göçmenlik ve de alım satım davalarına, list veya işte gayrimenkul alım satım davalarına girmeye çalışan bir hayli büyük sayıda firma var. Bunlar hani bir günde olan şeyler değil. Bu deneyim yıllarca, yılların birikiminde oluyor. Dolayısıyla hani o kişiler o sektöre girdiğinde, girmeye çalıştığında aldıkları dosyaları hani uzun sürebiliyor. Bu da zaten vatandaşa yansıyor. Davalarında da hani sorun da yaşayabiliyorlar. Bunları biz zaten her gün görüyoruz. Avukat tespit ederken lütfen dikkat edin. Edilmesi gereken husus o kişinin o alanda uzman olması veya kaç yıldır hani o işten uğraştığını. Bunları sorun soruşturun. Avukatınız zaten o bilgiyi vermek zorunda size. Ondan sonra kararınızı verin. O şekilde devam ederseniz daha avantajlı olacaktır. Bu hafta öne çıkan bir diğer konu ise ticaret hukuku. Lease konuları zaten yani ticari hukuk, lease konuları, alım satım, işte gayrimenkul. Bunlar ciddi bir şekilde hani vatandaşlarımızın aktif olduğu alanlar. Türk toplumu Londra'da bir hayli ticaretle meşgul zaten. Şimdi lease alım satımlarında veya hani sıfırdan lease alım satımlarında ciddi sorunlar yaşanabiliyor. En önde gelenlerden birisi işte vatandaşın lease işlemleri bitmeden dükkana girmesi. Mal sahibi tarafından listi iptal etmesi söz konusu olabiliyor. Veya herhangi bir survey yapmadan mevcut olan çalışan bir yeri teslim alması, ondan sonra ileriki zamanlarda sürpriz bir şekilde ciddi rakamlarda tadilat borcu çıkabiliyor.
Önü kapalı listlerde ciddi sorunlar olabiliyor. List bittiğinde hiçbir şekilde list alamıyorsunuz. Önü açık olsa bile listin dönemi kısa bir dönem ise list bittiğinde mal sahibi list vermeyebiliyor. Kısacası kendisi kullanacağı birkaç maddeyi kullanıp yani hani ben kendim burada işletme yapacağım bu binada artık size list vermiyorum veya ciddi bir tadilat yapacağım list vermiyorum. Bu şekilde maddeleri kullanıp listin önü açık olsa bile list vermeyebiliyor. Bu tür durumlarda bizim tavsiyemiz hani list ya alacakları liste ciddi bir iş yapılacaksa orada ciddi bir yatırım varsa en azından hani 10 sene 15 sene uzun bir zamana uzatılması yani mevcut olan listin iptal edilmesi, yeni bir list yapılması. Bunları yapıldığı takdirde hani olası sorunların önüne geçilmiş oluyor. Uzun vadede yapılacak yatırım kendilerine pozitif bir getiri olarak ileride faydasını görecekler. Ticaret hukuku yaparken aceleci davranmamaksa önem arz ediyor. Toplum olarak ne yazık ki biraz aceleci davranıyoruz. Hani vatandaş geldiğinde bize ilk sorduğu şey kaç haftada bitecek? Ne yazık ki hani bunun net bir cevabını verebilecek avukat yok aslında. Çünkü hani 2 veya 3 avukat ile beraber çalışıyorsunuz. Alıcının avukatı, mal sahibinin avukatı vesaire. Aceleye gelecek durumlar da değil. Zaman isteyen şeyler hani 1 haftada 2 haftada olması imkansız değil ama sıkıntıya sokabilir. Yani kendilerini sıkıntıya sokabilir. Acele etmelerini tavsiye ediyoruz. Çoğu zaman müvekkiller geldiğinde hani 1-2 hafta içinde bitirelim. Belediye araştırmasını istiyor, istemiyoruz vesaire. Satıcının avukatından hiçbir şey sormayın. Yani bu şekilde yaklaşılıyor. Bu da hani kendileri için dezavantaj olabilir. Sattıklarında belediye izinleri yoksa ondan sonra ciddi bir sorun veya belediye tarafından herhangi bir sorun yaşanmışsa önceden onların hiçbirini zaten bilmeyecekler. Aceleci davranılmaması lazım. Zaman alacak bir prosedür. 6 hafta, 8 hafta sürebiliyor. Bazen daha da uzun sürebilir. Ama bizim tavsiyemiz sabırlı olsunlar. İleriki zamanlarda daha çok yani faydalanacaklar bu durumdan. Eğer sizler de bu konular hakkında daha fazla bilgi almak istiyorsanız Avukat İbrahim Aytaç'a ulaşabilirsiniz. Ticari hukuk hakkında yani alım satım, list, gayrimenkulle alakalı herhangi bir işlem yapmak isteyen vatandaşlar bizi ararlarsa zaten detaylı olarak bilgi kendilerine sunabiliriz. Herhangi bir sivil davaları varsa, mal sahiplerinden sorun yaşıyorlarsa, kira artışları veya tadilat sorunları mal sahibi tarafından listelerini iptal edilme konusunda olabilir. Bizleri aradığında detaylı olarak kendilerine bilgi verip hani bir an önce işlemlerini yapmaya başlayabiliriz.